sen bunu? Abi nasıl yapın? Ben Yalova'dan geçtikçe pamuk peleti kullandım. Ha. Çiğitli pamuk peleti. Evet. Sağ, herhangi bir kimyasal madde kullanmıyorum. Ne kullanıyorum? İstirikle madde. Bu işte 35 kimyasal madde var. Ondan sonra bu şekillendirmeye geldikten sonra Allah'ın izniyle çıkmaya başlıyor. Ben şu anda çıkmıyorum, gelin yok. Ben orada her zaman karar veriyorum. Yani pamukların vesaire sadece sıra bana 40 bin lira mal oldu. Ve bilgiler sisteme işlendikten sonra tekrar ilçe tarıma geçiyor. Ben Semih Albayrak, 38 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Asıl mesleğim tır şoförü. Bu mantar macera çocuklarımın benim evden yola çıkarken baba gitme biz seni çok özlüyoruz demesiyle şoförlüğü bırakmama karar verme anım oydu. O süre içerisinde çalıştığım esnada bayağı bir araştırma yaptım. Hani şoförlük haricinde ne iş yapabilirim? Benim başka bir mesleğim yok. Çok uzun süre bir araştırma yaptım. Ondan sonrasında bu mantarla karşılaştım. Yapabilir miyim endişesi doğdu doğal olarak. İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ile görüştüm. Hepsinden olumlu haberler, bilgiler aldım. Hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Onun üzerine çok odak noktası olan bir püf noktası vardı. Bu iş ticari anlamda yapılması gerekiyorsa ek iş olarak olmayacak. Hani evdeki küçük bebeğimiz gibi ilgilenmemiz gerekiyor. O kadar hassas bir mantar. O yüzden ben firmamla görüşüp mesleği tamamıyla bırakıp çıkışımı aldıktan sonra kendimi buraya adadım. Şu anda imkanım doğrultusunda hemen hemen günün 20 saati buradayım. Her adımını, her anını izleyerek, takip ederek bu şekilde emek vermeye çalışıyoruz. Devlet desteğimiz normalde var. Fakat malum pandemiden dolayı şu anda ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılarda. 2021 yılına ait herhangi bir açıklama olmadı Tarım Bakanlığı tarafından. Ki siz de takdir edersiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız genç çiftçilere özellikle bu tür girişimlerde tamamıyla destek oluyor. Ama işte dediğim gibi maalesef pandemi sürecinde olduğumuz için şu ana kadar böyle bir açıklama olmadı. İlerleyen zamanlarda böyle bir açıklama olursa 2021 yılı sonuna kadar yine başvurumuzu yapacağız. İstiritye mantarı, kayın mantarı olarak da geçiyor. Evet. Besin değeri çok yüksek, protein değeri çok yüksek. Kırmızı etten daha yüksek bir besin ve proteine sahip. Bu tabii tıbbi araştırmalar, gıda sektörünün araştırmalarına istinaden kanıtlanmış bir olay. Hani biz ürünümüze istinaden kendimiz söylemiş olduğumuz bir deyim değildir. Tüccarımızın alımı gayet iyi. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde tanınan bir ürün. Batı tarafta da bilen yerlerimiz var. Hani Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya özellikle. Oralarda talep var mı? Taleplerimiz oluyor. Hatta yetişemiyoruz. Yetişemiyorsunuz. Evet, yetişemiyoruz. Çünkü Türkiye genelinde kültür mantarı üreticisi bayağı çok. Fakat istiridye mantarı üreticisi az. Hani çiftçilik anlamında adım atmaya düşünen arkadaşlarımız olsun, girişimcilerimiz olsun istiridye mantarı konusuna girmelerini tavsiye ediyorum.